Türkiye'nin en geniş ulaşım ağına sahip diyet yemek firması Alo Diyet'in birbirinden farklı 16 çeşit programı, 18 çeşit detoks içeceği, Türk ve dünya mutfağından tekrarlanmayan menüleriyle beslenmeniz artık çok kolay. Özgün Diyet'in mutfağı Alo Diyet'in katkılarıyla Caner Toygar'da Bla Bla başlıyor. Allah kimseyi anne ile sevdiği kadın arasında bırakmasın. Yeter bir şekilde bu durumu düzeltin ama ben artık kafayı yiyeceğim. Bak bir adam canına bile kıyar bak. Ben canıma bak bunu yaptırmayın bana. Ben seviyorum abi bu kadını. Evlenmek istiyorum bir şekilde. Allah aşkına anne bir şekilde şu durumu düzeltmeni istiyorum senin. Ya ben senden akıl almak istiyorum ha başka bir şey değil Emre, yani. Emre'm yalnız değilsin kardeşim. 20 sene önce ben de bu sıkıntıları yaşadım. Şah abi ya. Tamam üzülme. O düğünde biz de gelip halay çekeceğiz. Annenle birlikte. Tamam üzülme Emre'm üzülme. Tamam kardeşim. Bla bla şova hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı ve ahir zamandaki Emre ve Nurgül. Herkes onu çok iyi tanıyor Seda Sayan'ın programından. 8 aydır evlendiler mi, evlenecekler mi, ne zaman evlenecekler merak konusu oldu. Emre bugün konuğumuz. Bugün her şeyi burada anlatacak. Bugün her şeyi çıktı burada çıktı programlar. Şov mu? Programlardan para alıyor mu? Gerçekleri bizle bugün paylaşacak inşallah diyelim. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyi. Ya biraz şey gibi gergin misin? Mutsuz musun çok? Yoruldum ya Caner. Neyden vallahi yoruldun? Öyle böyle yorulmadım. Bir adam 9 aydır nasıl evlenemez ben de hayret ediyorum. İlk defa kendimde oldu bu işte. Annemle bir türlü kızın arasını yapamıyorum. Arada derede kalmışım ne yapacağımı bilmiyorum. Allah razı olsun Seda Sayan'dan bizi bir türlü buluşturmaya çalışıyor, uğraşıyor. Ama bir taraftan bir tarafı hep kopuyor. Annemi ikna etse kız olmuyor. Kızı ikna etse o olmuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. 4 senedir beraberim ben bu kızla. Hmm. Geçmişteki fotoğraflarıma da bakarlarsa görürler zaten. 4 senedir kız arkadaşım benim. Dışarıda evlenmek için ben çok mücadele ettim. Ama annemin dediği bir kelime var. İlk kez burada kullanacağım. Neden ben orada o kadar direndim ilk kez burada söyleyeceğim. Annem bana dedi ki sen dedi bu kızla evlenirsen cenazemi dedi kaldırırsın buradan dedi. Anam benim ya, benim annem. Ben annemi öyle bir şey olsa ki, olmamasını Allah'tan dilerim ki, ben nasıl yaşatırım bunu ya? Tamam şu an ama evlenmeyi düşünüyorsun. Annenin o sözü nerede kaldı? Düşünüyorum ama çok mücadele ettim, çok uğraştım. Ama yine de bakın, düğünü yapıyorum 2 hafta sonra ama nikah kıymıyorum. Düğün yapıyorum. Ben yine hala zorluyorum yani annem. Şimdi o nasıl oluyor? Düğün yapacaksın ama nikah yapmayacağım diyorsun. İmza atmayacak mısınız? İmzayı... Seda ablaya söz verdik, televizyonda yapacağız. Yani 83 milyon bizim şu anda evlenmemizi bekliyor. O süreçte düğünü yaparsam annemi biraz daha yumuşattığımı düşünürüm diye düşünüyorum ben. Ondan sonra geleceğim televizyonda, Allah izin verirse orada nikahımı kıyacağım. O süreçte yine zaman kazanmaya çalışıyorum aslında. Biz mutlu olmak istiyoruz, evlenmek istiyoruz. Çocuklarımız olsun, kendi hayatımıza bakalım. Zaten benim işim gücüm yerinde, hamdolsun çalışıyorum, yoğunum. Programdan hiçbir şekilde 1 TL bile para almıyorum ben. Onu da soracaktım para alıyor musun diye. Yok yok 1 TL para almıyorum. İnsanlar şimdi... Abi o zaman para almıyorsan yanlış anlama. Ben de senin geçtiğin evrelerden geçtim. Evet. Ben de para almıyordum tabii ki. Yani programlara çağırıyorlardı çıkıyordu. Keşke de diyorum ki para alsaymışım diyorum. Sen bu kadar sıkıntıyı para almadan niye çıkıyorsun onu da anlamış değilim. Ama şunu anlatayım ben. Parayla hiçbir işimiz yok bizim. Parayla da alakalı bir durumum yok. Hamdolsun benim durumum iyi, işim gücüm de yerinde. Sen de biliyorsun benim ne işler ama bu, yaptığımı. Ama haftanın 5 günü yayındasın. Evet yayındayım. İşlerini koşturamıyorsun. İşlerimi engel olacak bir şey olmuyor. Saat 1'e kadar ben programda ailevi sorunlarımı çözüyorum. Bütün annelerimiz izliyor, kardeşlerimiz izliyor. Onların evinde hep beraber çözmeye çalışıyoruz. Birden sonra da ben kendi işlerime bakıyorum. Kendi işlerimi yapmaya çalışıyorum. Yani benim oradan 1 TL hiçbir şekilde para almıyorum ben. Peki annen neden kızı istemiyor? Annem neden kızı istemiyor? Kız 35 yaşında. Evlenmiş ayrılmış. 14 yaşında bir çocuğu olduğu için biz de Antepliyiz. Bizim geleneklerimizde, örflerimizde, adetlerimizde, bizim yöremizde daha doğrusu böyle bir şey yok. İmkansız yani. Evlenmiş ayrılmış bir kadınla bekar bir adam evlenemez. Hiçbir şekilde peki evlenemez. Peki sen evlenip ayrılsaydın çocuğun olsaydı? Evlenirdin. Bizim yani. Göre biraz karışık. Erkek olarak mı evleniyorsun? Tabii bizde kadınlara böyle bir kafa var. Eski kafa olduğu için erkek evlenmiş ayrılmış gider bekar bir kadın alır. Onda bir problem yok. Ama hiçbir şekilde evlenmiş ayrılmış bir kadın alamazsın. Zihniyet kötü.
Aynen. Yanlış bir zihniyet. Böyle olsun istemiyorum. Ki ben bunu kırmaya çalışıyorum zaten ki benim gibi birçok anneyle kız arkadaşının arasında kalan milyonlarca insan var. Biz bunu göz önünde yaşıyoruz. İnşallah benim düştüğüm duruma düşmesinler, hiçbir şekilde yaşamasınlar. Zor. Yani biz bunları size örnek oluyoruz aslında. Nasıl yapmanız gerektiğini ben canlı şahidim yani. Peki düğün annen gelecek mi? Antep'te yapacağınız düğünü. Benim hatun uzaklaştırmak almak istiyor. Çok anneden mi uzaklaştırma alacakmış? Anneme uzaklaştırma almak istiyor diyorum. Abi kusura bakma da yani. Çok acı verici bir şey. Öyle bir şey olmaz şey, abi. Sen ne diyorsun peki, uzaklaştırma alacak mısın? Benim annem ya, ben istemediğimi söyledim ya zaten. Ama ısrarla ya uzaklaştırma alırsın ya da o düğünü yapmam diyor. Vallahi seni de iki arada bir derede bırakmış yani. Ne düşünüyorsun şu an? Herkes. Tabii o zaman belli olacaktır ama biz merak ediyoruz. İzleyenler de şu an merak edecektir. Hani 30'una kadar beklemesinler. Uzaklaştırma alacak mı almayacak mı? Alırsa da senin tepkin ne olacak? Şöyle söyleyeyim. Alırsa ben bir tarafım kırık olacak. Çünkü annem benim. Yani annemin üzülmesini hiçbir şekilde istemiyorum. Ama annemin de yaptıkları bana çok fazla ya, abartı. Bir de dışarıda şöyle bir durum var Caner. Sıkıntı yaşadığım tek bir durum şu. Anneni üzüyorsun, annene bağırıyorsun, annene işte saygısızlık yapıyorsun diye gözüküyorlar. Şunu anlamıyorlar. Ben bunu 150 defa söyledim. Acaba bu cümlem benim bastırmıyor mu insanlar? Ne söyledin İnsanların abi? Beyninde. Söyleyeceğim. Dışarıda kapıda hemen konuyu toparlayacağım ben. 3-4 kişi kapıda bekliyor. Ellerinde bıçaklar vesaire. Bana şiddet uygulayacaklar. Beni bıçaklayacaklar. Bekliyor diyor ki, kim? Halk tarafından ya, anneni üzüyorsun diye. Allah annemin tarafı. Tabii annemi tutanlar var, Nurgül'ü tutanlar var, bir de beni tutanlar var. Şunu söylemek istiyorum. Korktuğumdan değil, Allah'ın bir kulundan korkmuyorum. Vallahi diyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Annemi sevmesem, anneme değer vermesem, ben kalkıp da o programda annemin ayaklarının altını öpmem. Yalvarmam, anne senin de gönül rızan olsun demem. Yapmam yani bunu hiçbir şekilde. Ki anlayın da annemi ne kadar çok sevdiğimi. Peki uzaklaştırma alırsa? Uzaklaştırma alırsa almaması için ben mücadele edeceğim düğün günü. Ben olacağını söyleyeyim mi? Söyle. Uzaklaştırma alacak. Evet. Annen gelemeyecek. Evet. Sen bir kavgayla düğünü terk edip İstanbul'a geleceksin. Allah etmesin ya canım. Bence olacak olan bu. Hani gördüğüm kadarıyla şu an anlattıklarım. Nurgül'ü çok üzdüm ama ben. Kızının artık bana güveni kalmadı ya. Bir türlü diyor evlenemedik. Ananı mı tutuyorsun, beni mi tutuyorsun diyor. Bir yerde bir ortak noktada karar ver diyor. Peki annen derse bu düğünü yaparsan asla programa da gelmem, seninle de görüşmem derse ne yapacaksın? Dün ben konuştum annemle. Annem aynen senin dediğin gibi dedi Caner. Hiçbir şekilde ben dedi seni evlatlıktan siliyorum. Bana sahip çıkma, gelme yanıma. O kızla evlenirsen hiçbir şekilde görüşmeyeceğim dedi. Vallahi ben de merak ettim. Sonucu ne olacak bu ay sonu? Annen de geliyor mu her bir programı? Annem de geliyor. Annem neden geliyor biliyor musun? Evladını onunla evlendirmek istemiyor. O yüzden geliyor. Ben diyor şimdi buradan çıkarsam bunlar burada düğünü yapar, evlenir. Bana da şey kalmaz. Orada duruyor ki en azından bunlar evlenirse hemen sorun yapıyor, yaratıyor yani. Sıkıntı yaratıyor bize. Yapmamasını istiyorum. Bir yandan da gönlü de olsun istiyorum. Bir şey de demek istemiyorum. Yoksa ben söylerim, annemi almayın kardeşim derim. Almayın ya, getirmeyin derim. Ama annemin, cennet annelerinin ayağının altında ya. Ben annemi bir şekilde orada tutuyorum ki gönlünü alayım. Ufak ufak Seda abla elinden geleni yapıyor. Biz yapıyoruz. Arka tarafta bir sürü ekip var. Her gün konuşuyorlar. Hiçbir şekilde istemiyor. Peki az önceki soruyu yine sorayım da tam anlamadım da net bir cevap istiyorum. Eğer Nurgül dediği gibi düğünde annene uzaklaştırma alırsa, net bir şekilde dedi ki ben annemi uzaklaştırma aldım. Ne yapacaksın? Düğün yapacak mısın abi? Abi ben hep arada kalıyorum. Bilmiyorum. Bak, ne yapacağımı bilmiyorum abi ya. Şimdi... Vallahi bilmiyorum ne yapacağımı ya. Vallahi iki arada bir deredeyim yani. O senin için dönüm noktası ama. Evet. Seviyoruz birbirimizi. 4 senedir evlenmeye çalışıyoruz. Bakın nişanı taktık. Geçen gün en son Nurgül attı. Cuma günü. Onu niye attı abi? İşte o uzaklaştırmayı alma dedim. Annem orada olduğu sürece hep kavga ediyoruz biz yani. Aslında annemin gelmemesi gerekiyor bu programa. Belki de daha... İyi daha olacaksın. Yani gelmemesi gerekiyor ama annem beni tehdit ettiği için annem. Ondan dolayı ben bir şey diyemiyorum. Bir anne evladına intihar ediyorum derse evlat da ne yapacak? Olur mu öyle o şey yani? O zaman komple bırakman lazım senin. Nurgül'de ayrılman ben lazım. Bırakamam abi. 4 senemi çok ver. Dört, abi? Çok seviyorum en abi. En sevdiğin özelliği ne? Neyini seviyorsun? Bütün Nurgül karakterini seviyorum ya. Bak ben tanışma hikayemi de anlatayım. Zamanımız var değil mi? Ama senin sevdiğin insan seni de çok seviyordu. Annene de saygı göstermesi lazım ama biraz annen ne dediyse tamam demesi lazım. Abi yaşamış görmüş bir kadın. Hayatı geçirmiş. Başından bazı badireler atlatmış. Evlilik kısmını bu kadın yaşamış. Ben de bu sıkıntıları... Evet ben ilk defa evleneceğim. Kadın bende bu sıkıntıları görmüyor. Sadece bende sıkıntı tek annemi görüyor. Başka da hiç kimseyi görmüyor yani. Emre şimdi her gün sıkıntı yaşıyorum diyorsun Nurgül'le.
Ya peki evlendiği zaman da her gün sıkıntı yaşayacaksın muhtemelen yani. Evet. Bunu göze alabiliyor musun? Annemden dolayı sıkıntı yaşayacağım ben. Yani annemin böyle yaptığı için benim aram bozuluyor kızla. O zaman Nurgül'le senin hiçbir sıkıntı problemin bizim yok. Aramız... Hiç kavga etmedin mi? Yok şimdi. Ediyoruz. Tabii ki de bizim uzlaşamadığımız noktalar var. Nurgül'ün çok dik kafası, yanlış konuşmaları var. Ben bağırıyorum, düzeltmeye çalışıyorum orada. Ama problem annem. Annem aramızdan çekse biz çok mutlu oluruz. Çok da güzel çocuklarımız olur. Herkes de görür yani bunu. Peki buradan annene bir şey söylemek istiyorum. Anneme şunu söylemek istiyorum. Artık bir şekilde bu işe son vermesi lazım ki ben bunu 9 aydır söylüyorum abi. Yani kafada öyle yanlış şeyler, düşünceler olmasın. Bir an önce aramızdan çıksın. Biz de mutlu olalım. Evlenelim, düğünümüzü yapalım. Bu kadar uğraşmamın sebebi de annemi sevdiğim için bunu tekrar söylüyorum. Seni sevdiğim için oraya çıkıyorum. Bir insanı ticarette tanırsın, başka bir yerde tanırsın. Ben ya da aynı programda tanırsın. Ben annemle kız arkadaşımın nasıl karakter olduğunu gerçekten programda ne kadar birbirlerinden nefret ettiğini de orada anladım biliyor musun? Orada anladım. İlk programa çıkma nasıl oldu peki? Şöyle oldu, ben zaten sanatçıyım biliyorsun Caner. 2-3 tane albümüm var. Yani şarkılar yapıyorum, onun dışında Guinness Rekorlar kitabına girdim. Birçok başarılı iş yaptım. Pandemi dönemiydi, evde yatıyordum. Hatun da bana bir çiçek gönderdi. O zaman da ben virüse yakalandım. Annem kapıdan alıyor onu, götürüyor aşağı doğru fırlatıyor. Nurgül de arıyor, bayağı bir saydırıyor. Diyor ki bir daha bana hiçbir şekilde, ya sana göndermedim, Emre'ye gönderdim diyor. Nurgül de diyor ki aşkım dedi, beni aradı, dedi ki böyle böyle program var, bizi baş edemeyeceğiz artık. Çıkalım orada kozlarımız neyse her şeyi bölüşelim. Belki annen... Nurgül'ün kanına girmişse. Sonra ben başvuru yaptım zaten ertesi gün hemen beni çağırdılar. Her şeyi göz önünde yaşarsak insan toplumsal olarak üstünde bir baskı kururlarsa, yani mantıklı şeyler söylerlerse annene, evliliğimiz daha güzel olur, daha kolay olur gibisinden. Daha kötü oldu ama herhalde. İşler sarpa sardı, yılan hikayesine döndü. Hala o düğünün olacağına inanamıyorum ha, bu kadar anlattığı. Abi nişanı yap. Olsun inşallah. İstanbul'da olsaydı biz de gelirdik. İnşallah beklerim. Vallahi İstanbul'da başım, olsaydı biz de gelirdik. Çok Seda ablamız bile söz verdi. İnşallah o bile gelecek Antep'e yani. Antep'e gelecek mi? Evet söz verdi yani, söyledi bize. İnşallah. Sözünün eridir Seda Hanım. Aynen. Peki inşallah. Seda Sayan nasıl bir insan? Çok düzgün. Göründüğü gibi mi? Çok düzgün, çok karakterli. Özü sözü bir insan. Gerçekten iyi ki de öyle bir abla tanımışım ben. Hayatımda tanıdığım en iyi insanlardan bir tanesi. Ne diyorsa o yapıyor da yani. Allah razı olsun, sahip çıktı yani. Yapamayacağımız şeylere baş koydu. Ortada bir aracı oldu bize, bir abla oldu. Yani çıktı o ablalığını orada televizyonda gösterdi. Söylüyor yani. Her şeyi yapıyor kadın. Peki düğüne yardım olacak mı? Düğünü kendin mi yapacaksın yoksa sponsorlar var mı? Sponsorlarımız var düğün için. Mekanlarımız zaten sponsorlu. Her şeyimiz sponsorlu. Eşyalarımızı zaten Seda abla veriyor. Bütün A'dan Z'ye bütün eşyalarımızı o veriyor. Bir ev tutması var. Zaten çalışıyoruz. Evimizi tutacağız. Eşyalarımızı verse de vermese de ben hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece annemle kız arkadaşımın arası düzgün olsun. Mutlu mesut. Yarın birbirimizin yüzüne bakalım. Birbirimizin yüzüne bakabilecek bir yüzümüz olsun. Ben bunu istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Aklınıza hiçbir soru işareti gelmesin arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Programda hiçbir şekilde kurgu yok. Şey yok. Öyle bir şey yok yani. Şimdi ben de baştaki soruyu sona alıyorum yani. Nurgül'le nasıl tanıştığını soracaktım da konuyu açınca şimdi en sona kaldı. Olsun. Nasıl tanıştınız abi? Nurgül'le nasıl tanıştık? Ben bir partinin seçim kampanyasını almıştım. O zaman fotoğrafçılık yapıyordum. Bir binada, oraların genelde seçim dönemlerinde bir binalar olur yönetmek için. Orada benim hatun çaycılık yapıyordu. Ben mankenleri çekiyorum, ondan sonra ünlü kişileri çekiyorum ki birçok ünlünün fotoğraflarını çektim. Orada Nurgül'e dedim ki ya ne güzel kadın çay demliyor ya. Böyle normal bir insan olsun hayatında. Mankenliği zor değil. Normal mi abi? Abi yok, ben kıskanç bir adamım. Yani ben yanımda açık saçık böyle çok abartı, dik konuşan kadın istemem. Ki sevdiğim kadının bana sahip çıkmasını isterim. Çay demliyor, çok mülayim, çok temiz insan. Dedim bir bardak da bana çay ver. Baktım çayı verdi, koydu. Falına bakayım, sonra kahve içtik, falına bakayım. Çayı verirken ne yaptı abi? Göz göze geldiniz. Abi göz göze geldik, ben de bittim zaten. O an aşık. İlk ne düşündün? Nurgül'le göz göze geldik, çayı koydu. O sana baktı mı? O da bana baktı. O da demişti, ne yakışıklı çocuk, şuna bak demiş. O da bana baktı. Ne hissettin ilk göz göze geldin Nurgül'le? Abi ben hayatımda hiç sevmemişim, hiç daha aşık olmamışım dedim ya bu kadını. İlk bakışına mı aşık oldun? Aynen. Hiç dedim sevmemişim dedim ya. Çayı güzel miydi o zaman? Çayı da çok güzel. Sonra bir kahve yap dedim, içelim. Balkona çıktık,
kahvemizi içtik dedi. Falıma bak, ben dedim çok güzel fal bakıyorum dedim ona. Erkeklerin kandırma stili. Aynen. Fala baktım dedim. 4 sene biriyle sevgili olacaksın. Çok düzgün bir hayatın olacak. Bunu söyledim. Tabii tabii. Hepsini söyledim. Hepsi de çıktı. Ne dediysem kaynanayı çıktı. Kaynanayı söyledin mi? Faldık. Annemi hiç katmadım. Sonra abi? Tanıştınız. O gün çayı verdi. Kahve içtin. Balkona çıktın. Numarayı sen mi istedin? O mu istedi? Ben Instagram'dan hava attım. Instagram'ın da takipçim de yüksekti aynen. Benim. Tabii o zaman da bir... Kanal ismi söyleyebiliyor muyuz? Söyle söyle abi. Tamam, Bloomberg TV'de rahmetli Orhan Kural'la beraberdim ben. Allah razı olsun ondan. Guinness Rekorlar kitabına sokan beni tek kişidir. Ne diye girdi? Dünyanın en hızlı photoshopçusuyum. Ya da dünyanın evlenemeyen ama tatayı diye. Sonra abi Instagram'da yazdın. Evet, Instagram'da tabii profilimi gösterdim. Bak ünlülerle fotoğraflarını çekiyorum şöyle. Ama hepsi montajmış böyle. Yani. Hiçbir ünlüyü tanımıyormuş. Yok yok vallahi hepsiyle iç içeri. Allah razı olsun. Ve sonra abi. Aynen. Oradan profilimi gösterdim. Biraz havamızı attık. Dedim ben dedim böyle şöyle falan şöyleyim böyleyim. Sonra Instagram'dan yazmaya başladım ben ona. Ne yapıyorsun? İyi misin? Yürüdün bence. Evet. Sabah dedim ki sana ne alayım? Poğaça mı istersin? Simit mi istersin? Falan. Yine seçim binasına gideceğim. Seçim binasına. Evet. Gittim poğaçalarımızı, kahvaltımızı. Sonra da bir gün de başkanla beraber bir eve gittik yardım etmek için. O da geldi. Dedim gel beraber gidelim. Orada işte zaten sevgili olduk. Hayırlısı olmuş işte. İnşallah da evlenirsin Emre. İnşallah. Nürgül'e buradan her gün görüyorsun zaten. Her bir gün. De bizim aracılığımızla Nürgül karşında ne söylemek istiyorsun? Allah o çayını da kahvenin de Allah belasını versin. Nereden geldi? Yok yok. Ben iyi ki de hayatıma böyle bir kadın tanımışım diyorum. İyi ki de sevmişim diyorum. O beni yataktan kaldıran tek kişi pandemi döneminde ki hayatımda girdiği zaman ben tekrardan kendime geldim. İşlerime koşturmaya başladım. O da öyleydi. Yatak döşekti. Ben de onu yataktan çıkarttım. Nürgül'e bir öğleden bir şey söylemek istiyor musun abi? İki dağın arasında kalmışam. Neyse bu kadar yeter abi. İki dağın arasında kalmışım. Nürgül'üm beni iki dağın arasında bırakma. İkiniz de benim için çok değerli, çok önemli insanlarsınız. Biriniz anam, biri benim hayatımı. Ömrümün sonuna kadar aynı yastığa boş koyacağım kadınsın yani. Lütfen beni de düşünün. Annem uyma sen. Bırak onu. Onu öyle kabul edelim. Ben de bunu anneme de diyorum. Anne uyma sen ona. Bir şekilde araya bulalım da düzeltelim onu. Çok seviyorum onu. Onu da söylemek istiyorum. Yenge duydun yani biraz da alttan al. Annesinin ellerinden öp. Özür dile. Uzaklaştırma falan da alma. Öyle şeyler olmaz yani. Aynen. Uzaklaştırma aldın mı bu işin sonu hiç olmaz. Yani söyleyeceğim bu kadar. Yani Nirgül'ün ailesi, annesi, babası, ailesi ne diyor senin babası için? Babası rahmetli oldu. Biz bu programda da öğrendik. Trabzon'a gittik Nürgül'le. Mezarını ziyarete gittik biz Nürgül'ün babasını. Tarihe bir baktım abi. Benim doğum tarihimle babasının ölüm tarihi bir. Bir duygulandım, bir ağlıyorum akıllara zarar. Elim ayağım titriyor orada. O Allah bir işaret vermiş oldu. Kesinlikle. Onu. Sonra bana sarıldı. Dedi ki Allah dedi bir dağımı aldı bana bir dağ verdi. Ondan sonra ben Nürgül'e, ben Nürgül benim için çok hassas ya benim en zayıf noktam o kadın benim. Seviyorum annesi abi. Seni istiyor mu? Annesi de beni seviyor ama bu durumlardan dolayı o kadın da biraz kin yapıyor, sıkıntı yaratıyor. Peki senin annenle onun annesi hiç bir araya gelip konuşmadı mı? Bir kere geldiler, bunu da söylemek istiyorum. Yurdanur anne de Trabzonlu olduğu için biraz dik bir kadın. Annemle konuşuyorlar, anneme diyor ki Yurdanur anne, bizim diyor bağları çıplak kızımız yok diyor. Bağlar konuş. Onu söyledikten sonra annem bir zıt gidiyor. Ondan sonra hiçbir şekilde aynen, onları toparlayamadım ağır, yani. Çok ağır. Evet ağır. Peki Emre haftanın 5 günü yayına çıkıyorsun. Az önce de sordum. Sen dedin işlerimi aksatmıyorum. Evet. Nasıl yapabiliyorsun? Şöyle, ya da şu an projelerin var mı yeni projelerin? Şu an 12 tane şarkı yapıyoruz. 3 tane şarkım vardı. Şu anda da 12 tane şarkı yapıyorum. Kulüplerde çıkıyordum zaten. Ki daha devamını getiriyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Şarkılar yapıyoruz. Şarkılar hazır mı? Şarkılar salı günü bitiyor işte bestelerimiz. Konserlere mi çıkacaksın? Konserlere çıkıyordum zaten. Önceden de çıkıyordum ama şu an daha fazla çalışmam gerekiyor. Biliyorsunuz bir ev kuracağım. Evet. Para lazım bana. Şey. Bol bol Emre'yi konserlere çağırırım yani arkadaşlar. Allah konserlerine. Yani rica ediyorum. Diskolara. Evet rica ediyorum. Her türlü geliriz. Menajerin var mı? Var. Eyüp Kara var. Çok sağlam bir menajer. Allah razı olsun. Onu tanıdıktan sonra bütün yükümü aldı. Hiçbir şekilde yorulmuyorum. Sayfamda zaten Emre Deveci ofisyal Instagram hesabımda zaten yazıyor orada. Konserler Eyüp, için Eyüp Kara'ya mı ulaşması lazım? Eyüp Kara'ya ulaşmaları lazım. O da bana zaten hep... Yüzde kaç alacak? O... Bu evrecerler var ya böyle. Yüzde kaç alacak? %15'e bağladım baba. %15.
%5 benim için. Ben %50 okeydir yani. Ben dedim ki %50'si senin olsun. Hakkındır çünkü her şeyi o yapıyor. Bütün yükü o aldığı için. Canın sağ olsun. Onunla bizim aramızda para muhabbeti olamaz. Yukarı da iyi menajerdir. İyi menajer. Ben tavsiye ediyorum senin de menajerliğini yapsın. Yıllardır 20 senedir piyasadayım. Bir tane adam akıllı menajer bulamadım. Evet. Eyüp abiyi düşünebilirim. Düşün abi. İş bağladı mı hiç? Evet evet, önümüzdeki ay full yaptı. Allah Allah. Maşallah. Eyüp abimiz. Önümüzdeki ay boşluk günümüz yok hafta sonu. Cumartesi pazar. Emre, son soruyu soruyoruz. Evet. Ne olursa Nilgül'ü bırakırsın, dersin ki ben bu kadınla asla evlenmem. Eski eşiyle görüşürsen. Ama çocuk var arada, görüşüyor mu? Görüşemez. Çocuk var ama arada. Tamam, görüşemez, öyle bir şey yok. Ben ne kadar hassas bir adam olduğumu biliyor. Öyle bir şey olursa ki asla evlenmem. Nurgül de öyle bir kadın değil. Yapmaz bana. Benim pusulandı yani. Noktam. Benim de öyle bir şey olsa ben de hayatta benim çok... kırmızı noktam, en büyük, en ağır çizgim o. Benim yanımdaysa, bana sahipçi, benim bana değer veriyorsa, evleneceği adam bensem, geçmişte kalmıştır abi. Ben de kaç defa nişan attım, evlilik yolundan döndüm ama hiçbirini de kusura bakma televizyona sokmadım yani. Bak. Peki çocukla ilgili görüşüyorlarsa? Çocukla ilgili görüşebilir, şöyle görüşebilir. Düğününde görüşür, okulunda örnek görür, önemlidir. O şekilde çok hassasiyetli konularda görüşür. Düğünde tabii ki de olacak yani. O kadar da cahil adamlar değiliz. Onun dışında oturup da öyle sohbet muhabbet konuşamaz. Olmaz, edemez zaten. Edemez yani. Çocuğumuzla ilgili bile konuşamaz yani. İmkansız. Ben buna hassas noktam benim. Deliriyorum yani bu muhabbetlere. Çıldırıyorum. Peki evlendiğinizde çok çocuk muhabbetlerine de girmek istemiyorum aslında da. Yani girin. Benim için önemli diye şey bu. Çocuk girin. Nerede kalacak? Hani sizde çocuk babasında kalıyor zaten. Şu an zaten babasında. Çocuk evet, zaten 14 yaşında. Akıllı, çok düzgün bir kız. 14 yaşında, aklı başında bir kız. Babasında yaşıyor. Görüşmek istedikleri zaman hafta sonu geliyor annesine ki görüşüyorlar. Ben şunu da söyleyeyim şurada. Evlendik diyelim. Çocuk geldi bize. Bizimle görüşecekse ben o evden çıkar giderim. Ki ben de bunu kendime empati yapıyorum. Ben de bir baba olsam ben de izin vermem. Vermem yani. Çıkar giderim. Orada görüntülü oturur, konuşur, kendisini rahat edebileceği, annesini rahat bir ortam sağlayacağımı düşünüyorum zaten. Peki Emre, hiçbir kadına şiddet uyguladın mı? Asla. Ben karıncayı bile incitecek bir adam değilim. Yani, nişan günüm bile oturdum ağladım ya. Canlı yayın açtım Instagram'dan. En güzel tarafı da şuymuş bu işin. Ben bunu düşünmemiştim. Yayını açtım, böyle koydum. Nişan günü takım elbisemi giymişim, düğün arabamız hazır, nişan arabamız hazır. Yazıyorlar orada. Hadi Emre, sen orada nişanı yapacaksın. Biz burada oynayacağız. Bu sevenler bana yeter dedim ya. Emre, vallahi ayağına sağlık geldiğin için. Senin durumun da çok zor. Bir yanında annen, bir yanında sevdiğin kadın. Rabbim kimseye bunu yaşatmasın. İki derede bir arada kalmışsın. Yaşatmasın abi. Yani o yüzden biraz seni mutsuz da görüyorum. Neşeli bir adamdın ama bugün seni çok mutsuz gördüm. Abi yoruldum ya. Vallahi billahi yoruldum. Allah kimseyi, bak kimseyi anne ile sevdiği kadın arasında bırakmasın. Ben artık bu işe bir son noktayı koymalarını istiyorum. Yeter abi. Yani yeter. Bir şekilde bu durumu düzeltin ama ben artık kafayı yiyeceğim. Allah göstermesin. Bak bir adam canına bile kıyar bak. Ben canıma bak, böyle bir sürü şey, olaylar var. Ben bunu yaptırmayın bana. İkinizden biri de bir şekilde durumu düzeltmesi gerekiyor. Ben seviyorum abi bu kadını. Evlenmek istiyorum bir şekilde. Allah aşkına anne, bir şekilde şu durumu düzeltmeni istiyorum senin. Caner abinin yanına geldim. Neden geldim biliyor musun? Abi bu adam, bak abi yanlış anlama, ben senin konularına girmek istemiyorum. Benim yaşadığım durumları az çok sen yaşadın. Ben sana akıl almaya geldim. Yani buraya gelme sebebini de yanlış anlayacaksın siz şimdi. Şov için geldi. Hayır abi. Gelmeyecekti, ben çok ısrar ettim. Hayır abi. Ben bu adam, benim yaşadığım bütün durumların hepsini birebir yaşadı bu adam. Ben bu adamdan akıl almak için geldim ki ben Caner abi küçüklüğümden beri de severim yani. Öyle bir adam yani. O bizim kalbimize çok küçük yaşta girdi. Yani. Biz onun da hayatını göz önünde yaşadık. Ama ben o adam tecrübeli bir adam. Bana akıl vermesi için geldim abi. Bana söyleyecek Caner abi, sen bana bir şey söyle, ben ne yapacağım bilmiyorum abi. Ya ben senden akıl almak istiyorum abi. Başka Emre, bir şey değil yani. Yalnız değilsin kardeşim. Biz de bunları yaşadık. Bu sıkıntıları yaşadık. Senin bir sene önce ben de bu sıkıntıları yaşadım. Hani çok şey de yapmak istemiyorum. Ben eski konulara girmeyi çok seviyorum. Bundan sonra zaten arkandayım istediğin zaman. Annenle de yani istiyorsan biz de görüşürüz, konuşuruz. Bilmiyorum ne kadar faydası olur. Hiç üzülme. Dediğim gibi aslan gibisin. Ağlamana da gerek yok. Ben her şeyin iyi olacağına inanıyorum. İnşallah abi ya. Tamam, üzülme.
O düğünde biz de gelip halay çekeceğiz. Annenle birlikte. Tamam üzülme. Tamam kardeşim. Arkadaşlar siz de yaptığınız yorumları adam akıllı yorumlar yapın. Bak çocuk burada üzgün. Bir iki saattir burada beraberiz zaten. Perişan halde. Mutsuz bir şekilde. Normalde ben evde eski tanım. Çok neşeli bir çocuktur. Yani bu oyun şov olsa bu kadar çocuk psikolojisi de bozulmaz, üzülmez de yani. O yüzden yaptığınız yorumlara dikkat edin. Tamam, her şey iyi olacak. Türkiye'nin en geniş ulaşım ağına sahip diyet yemek firması Alo Diyet'in birbirinden farklı 16 çeşit programı, 18 çeşit detoks içeceği, Türk ve dünya mutfağından tekrarlanmayan menüleriyle beslenmeniz artık çok kolay. Özgün Diyet'in mutfağı Alo Diyet'in katkılarıyla Caner Toygar'da Bla Bla başlıyor.